Alzheimer ve bunama gibi hastalıkların her geçen gün arttığını biliyoruz. Bunu siz de muhtemelen müşahede ediyorsunuzdur. Bilim dünyası da bu hastalıkların hem önlenmesi hem duraklatılması ve de tedavi edilmesi için de büyük gayretleri gösteriyor. Gel gelelim, bu çalışmalardan iyi bir netice almak mümkün olmuyor. Ve zaten birçok ilaç şirketi de Alzheimer ve bunama ile ilgili çalışmalarına ara vermiş durumda. Bugün bu hastalıkların önlenmesinde hayat tarzındaki değişikliklere daha çok önem veriliyor. Yani adam gibi beslenme, sürekli hareketli olmak, yeterli ve kaliteli uyku ve bir de böyle işte bulmaca çözmek, lisan öğrenmek, bir müzik aleti çalmak, bahçe işleri yapmak gibi uygulamaların bu hastalığın hem önlenmesinde hem de seyrinin yavaşlatılmasında daha faydalı olabileceğini gösteren sayısız araştırma var. Şimdi yeni yapılan bir araştırmada da basit bir nefes egzersizi ile Alzheimer'in seyrinin değiştirilebileceği konusunda veriler elde edildi. Bu nefes egzersizi son derece basit. Herkes rahatlıkla yapabilirler. Prensibi şöyle, 5'e kadar sayana kadar derin bir nefes alınıyor ve yine 5'e kadar sayarak nefes veriliyor. Size göstereyim şu şekilde. Araştırma iki grup üzerinde yapılıyor. Bu gruplardan birine bir bilgisayar ekranına bakarken böyle plajda veya parkta yürümek, sakinleştirici bir müzik dinletilerek kalp hızlarının sabit kalması sağlanıyor. İkinci bir gruba ise bu bahsettiğim şekilde derin nefes almak ve bunu 5'e kadar sayarak vermek şeklindeki egzersiz, nefes egzersizi uygulanıyor. Bu 4 hafta süreyle yapılıyor ve her gün 20 dakikalık 2 seans halinde uygulanıyor. Ve katılımcılardan hem çalışmanın başında hem 4 hafta sonunda kanlarında amiloid 40 ve 42 adı verilen ve Alzheimer'le alakalı olarak bilinen beyinde biriken proteinler ölçülüyor. İşte bu bahsettiğim nefes egzersizini yapanlar da bunların kandaki seviyelerinin azaldığı tespit ediliyor. Çalışmanın mantığı parasempatik sinir sisteminin aktive edilmesine dayanıyor. Vücudumuzda biliyorsunuz sempatik ve parasempatik sinir sistemi olmak üzere iki farklı sinir sistemi var. Biz uyanıkken, aktifken, hareket halindeyken, düşünürken, hafızamızı zorlarken hep sempatik sistemi kullanıyoruz. Buna karşılık mesela uykuda sindirim faaliyetleri sırasında ise parasempatik sistem faaliyete geçiyor. Sempatik sinir sistemi hakim olduğu zaman kalp hızı da dalgalanmalar az oluyor, çok az oluyor. Buna karşılık parasempatik sistemin aktif olduğu dönemde ise kalp hızında dalgalanmalar oluyor. İşte böyle uzun bir nefes almak kalp hızını artırırken böyle uzun nefes vermek kalp hızındaki değişkenliği artırıyor. Ve bunların da Alzheimer ile alakalı olan proteinlerin kan seviyesi üzerine etkili olduğu düşünülüyor. Nitekim araştırmanın da ortaya koymuş olduğu gibi parasempatik sistemin aktif olması bu proteinlerin seviyesini azaltıyor. Bu araştırmanın ortaya koymadığı şey şu, bu kandaki protein azalmasının sebebi acaba bu proteinlerin üretiminde mi bir azalma var ya da bunların kandan temizlenmesinde mi bir artış olup olmadığı hakkında bir şey söylemiyor. Her ne olursa olsun bu egzersiz, bu nefes egzersizi her zaman herkes tarafından rahatlıkla yapılabilecek olan, herhangi bir yan etkisi bulunmayan, herhangi bir masraf gerektirmeyen bir uygulama. Ben size bu nefes egzersizini yapmanızı hararetle tavsiye ediyorum. Ve bana kendimi de denedim. Vallahi iyi geliyor. Unutmazsanız siz de yapın.